Yeni Türkü'nün ilk albümü Buğday'ın Türküsü 33 yıl sonra Ada Müzik tarafından yeniden yayınlandı. İşte o albümden detaylar geliyor. Kayıt tarihi 1979. Grubun adı Yeni Türkü. Bir efsanenin doğduğu, müzik tarihimizde yeni bir dönemin başladığı günler. Selim Atakan, Derya Köroğlu ve Zerrin Atakan'ın önderliğinde ilk albümleri Buğday'ın Türküsü'yle merhaba diyen Yeni Türkü, tam 34 yıl sonra o günlere, o günlerden de bugünlere bir selam yolluyor. Nasıl bir müzik yapmak istediğimiz biz orada bir manifesto gibi ortaya koymuş olduk. Evet, bizim daha önceki çalışmalarımız vardı ama özellikle Selim Atakan da bizim bir 10 yıllık müzikal geçmişimizden sonra çıkmıştır. 12 Eylül girmesiyle ortadan kaldırıverildi. Tabii biz biraz da ne yapacağımızı şaşırdık ama o dönem zaten her şey allak bullak oldu. Selim Atakan'a göre Ankara'da olmanın üretimlerine katkısı büyük olmuş. Düşünsel alanda çok zengin bir ortamdaydık. Şehir olarak daha kapalı bir şehir olduğu için de bu çalışmalarımızı daha rahat yürütebiliyorduk. Çünkü evlerde yürütüyorduk. Buñuel, Salvador Dali ve Lorca'nın birlikteki arkadaşlıkları ve o dönemde yaşadıkları o zamanki işte yeni akımlarda onların biz küçük bir örneğini Ankara'da yaşamışız. Usta şairlerin sözlerine yaptıkları besteler Yeni Türkü'nün adeta imzası ola geldi. O zaman Nazım Hikmet demek bile bir suç gibiydi. Ama bizim şarkılarımız da var. Can Yücel babamız var. Ve Yaşar Miraç tabii çok önemli. O arkadaşımız hem de güncel şair. Yeni Türkü ismini veren. Evet, biz şiirleri besteledik. Şiirler, söylediğimiz sözler hep hakikaten önemliydi. Bizi belki bugünlere kadar yaşatan en önemli şeylerdendir. Albüme yapımcılığını Zeynep Atakan'ın üstlendiği Can Dündar imzalı bir belgesel de eşlik ediyor. Sadece 3 dakika çekebileceğiniz küçük kameraların olduğundan. İkincisi TRT'de o zaman bizim çıkıp da bir yerlerde çalmamız mümkün değildi. Yani fotoğraflarımız kaldı kendi aramızda çektiğimiz.